Kızılırmak Sineması, Ankara'nın en köklü ve en bilinen sinemalarından biridir. Sinema, Ankara'da birçok sanatseverin uğrak noktası olmuştu. Özellikle şehrin merkezinde, Kızılay'da bulunması nedeniyle ulaşımı da kolaydı. Sinemada film festivalleri, özel gösterimler ve söyleşiler gibi etkinlikler de öne çıktı. Kendini güncel tutan sinema, Ankaralılar için ortak bir kültürel miras olarak görüldü. Ankara'da birçok sokak sineması kapanmıştı. Kızılırmak Sineması kalmıştı. Kalmıştı diyorum çünkü Kızılırmak Sinemasına da elveda diyoruz. Bugün sinema kapanmadan önce son kez gelebilme fırsatını bulduk. Sinemanın sahibi Can Köksal bize Kızılırmak'tan bahsetti. Kızılırmak 1960 yılında kuruldu. 74 yılına kadar Ankara'daki Amerikalılar için tiyatro, sinema ve kilise olarak hizmet verdi. 74'ten sonra halka açıldı ve sinema olarak faaliyetlerine devam etti diye anlatıyor. 1997-98 yıllarında sinema sektöründe yaşanan gelişmeler ve artan film ihtiyacı nedeniyle salon sayısını arttırdı. Önce 2, sonra 3, en sonunda da 4 salona çıktı. Köksal sinemadan şöyle bahsetti. Yıllar boyunca stand-up gösterileri, tiyatrolar, festivaller ve söyleşiler gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak insanların buluşma noktası haline geldi. Artık yeni bir mekanda Kızılırmak adıyla olmasa da aynı logo altında kaldığı yerden devam edecek. Can Köksal, Kızılırmak Sineması'nın devam edeceğini söyledi. Ama Ankara'da değil. Trakya'da bir AVM ile görüşülüyor. Aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki izleyicilerle tekrar buluşmak için planlar yaptığını da söyledi. Kızılırmak Sineması'nda denk geldiğimiz bir izleyici, Kızılırmak'la ilgili duygularını şöyle ifade etti. Sadece bina yıkılıyor gibi görünse de, Kızılırmak Sineması başka bir yerde devam etse bile burada yaşadığımız anılar yıkılmış olacak. Çünkü sinemanın yerinde olmadığını gördüğümüzde zamanla bu anılarımızı da unutacağız. Sosyal medyada birçok Ankaralı, gazeteci ve senarist Kızılırmak'ın kapanmasıyla ilgili şu tepkileri gösterdi.